İyi geceler. Allah Allah, ne adam yahu. 5 dakika rahat vermiyor. Nereden öğrendim şunu çalmak? Acıdı be! Ay canım acıdı be! Ay acımadı be! Görmedim, kazayı oldu, acıdı. Nasıl acımadı derim, burnumu direğe kırıldı. Acımadı, acımadı canım benim. Acımadı. Hadi kutlayın arkasına yatalım. Tamam. Hadi yatalım. Ay, ay affedersin karıcığım, kusuruma bakma. Damat! Damat! Bırak o iki canlıya, çabuk ya! Yine ne istiyor benden? Damat! Yahu nedir senden çektiğimle? Sen beni öldürecek misin adam? Buyurun peder bey, bir şey mi var? Gel buyur, gel gel gel, çabuk gel, çok önemli bir şey var, gel. Gel, gel. Ne? Ne? Ne var yahu? Söylesene ne oldu? Can. Hadi can. Sen artık içme. Deli olmazsam çok iyi bu evde. Ne o? Yatakta içki mi içeceksin yoksa? Ne içmesi karıcığım? Vallahi deli olacağım! Şu baban yok mu? İşi gücü yok! Katiyen! Eline utu almış, tutturmuş, çal, çal, çal! Başka bir şey bilmiyor! Babamın kusuruna bakma Ramazan! Yaşlandı artık! Kusura baktığım yok ama karıcığım! O ikide bir de sırtıma vurması yok mu? Çok koyuyor bana! Hadi hadi takma kafana! Gel yatalım! Yatalım hayatım! Yatalım! Ay, ay, az kalsın unutuyordum. Sana bir sürprizim var. Bekle, şimdi geliyorum. Ben karımı unutur muyum? Güzelim. Hani geçenlerde ayakkabı almak için para istemiştin ya benden? İşte onu veriyorum. Canım yanım. Canım benim. Buramaya gel. Ah. Bir annem çağırıyor, gideyim bakayım, kızar. Ah. Allah kahretsin, vallahi mahsus yapıyorlar. Bunlar bizi mi gözetliyor acaba? Bir de torun yap diyorlar, torunmuş. Torun yapmaya vakit mi bırakıyorlar canım? Nihayet, hepsi yattı. Oh, nihayet huzura kavuştum. Hele şükür. Demek artık yatabiliriz. Evet, yatabiliriz. Canım karıcığım, canım benim. Kayınvalidenin hakkı var. Artık bir torun yapmanın zamanı geldi. Aman Ramazan. Hadi gel yanıma güzel prensesim benim. Canım, güzelim, karıcığım. Ramazan! Allah'ım! Neredeyim acaba ben? Enişte! Ben geldim! Ben geldim ama galiba biraz hızlı geldim! Ay, aman, aman evimize gemi mi girdi nedir, nedir bu hal? Ay Allah'ım yarabbim! Kaç, 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 kaç! Ay şahım! Yalnız biraz hızlı geldim galiba. Bunun frenini de göstermediler bana. Ben de nasıl durayım? Duvara vurdum, durdum. Ulan eşşoğlu eşek! Şimdi sen artık acıtlayacaksın sopayı. Anneciğim bak, kazandığım ilk parayla sana kiraz aldım. Anacını da nasıl da düşünür. Gel çocuğum. Gördün mü hayırlı evlat böyle olur. Allah cezanı versin! Ulan Allah cezanı versin senin be! Nedir senden çektiğim be! Evi başımıza yıktın namussuz! Çek deli! Ay aman ben kör oldum galiba, hiçbir şey görmüyorum! Nerede gözlük nerede? Al şunu da tak gözüne! Bak evlat dediğin böyle olur! İlk maaşının anacına kiraz almış! Sen bela mısın lan benim başıma he? Hadi kirazı alçak! Allah cezanı versin senin!
Aç! Aç! Yahu atlarken haber versene, ödümü kopardın şey be! Şey mi oldu damat? Daha ne olsun, evi tepemize yıktı hergele baksana! Aa, boşver, aldırma eve kiraz getirdi ya! Ben böyle rahat adam görmedim hayatımda! Hadi karıcığım yatalım bari! Yatalım karıcığım ama nerede? Yahu evladım, nedir bu ailenin senden çıktığı ha? Söylesene! Baba, ben çok mu salağım dersin ha? Yok, salak değilsin de biraz dikkatsizsin evladım! Haklısınız ama babacığım, biraz da şanssızım galiba! Hangi işi tutsam elimde kalıyor! Anneme, eniştemi bir işe yaradığımı göstermek için eve kadar dozerle geleyim dedim! Aa, durmadın langırt ya da evin içerisine girdin! Ama kabahat bende yok ki babacığım, frenin yerini göstermediler! Oğlum! Oğlum tasınım, bak büyüdün maşallah, artık kazık kadar oldun. Bir baltaya sap olmanın zamanı geldi de geçti bile. Onun için ne yapacaksın? Önce bir temiz iş bulacaksın, ondan sonra da helal süt emmiş bir kız bulup onunla evleneceksin. Neymiş demek ki benim sözüm? Önce bir işe gireceksin, bir baltaya sap olup helal süt emmiş bir kızla evleneceksin. Bu kadardır benim sana söyleyeceklerim, anladın mı şimdi? Nefise ya, bir ananın babanın arzusu nedir? Çocuğu yetişsin, helal süt emmiş, dön bana. Bir kız bulsun, yüzüme bak da dinle. Bir kız bulsun, ama dinlemiyorsun beni. Ondan bir an önce evlensin, hayatının yolunu çizsin, kendine bir çeki düzen versin, kendini düzelsin, tamir etsin. Bilmem anlaşabildik mi şimdi güzel oğlum? Baban, öğretmenler helal süt emmişlerdir değil mi? Tabii emmiştir, ne demek? Bak güzel, akıllıca bir sual. Her zaman sor, cevap vereyim ben sana bir baba olarak. Baba! Yani benim evleneceğim kız öğretmen olabilir mi? Tabii olur evladım, neden olmasın? Bak gel, hem gidelim hem konuşalım. Tabii ki evleneceğim kız öğretmen olabilir. Hatta bu senin için de iyi olur. Neden? Çünkü sen de çalışırsın, o da çalışır. Müşterekten birbirinize destek olursunuz. Hayat dediğin nedir ki? Bir erkek bir kadına, bir kadın bir erkeğe destek olacak. Hayatın yüklerini sırtında taşıyacak ki mutluluk müessesesi devam edebilsin. Demek ki efendim neymiş? Artık çocukluktan çıktığına inanıp, delikanlı olduğunu anlayıp, bir an önce helal süt emmiş bir kız bulup, bir yuva kırıp anayı babayı mesut etmek, öyle değil mi Tosun? Ula Tosun! Tosun! Nereye yuttun lan? Onca laf ettik lan eşşori! O kadar laf ettik, hiçbir faydası dokunmadı ona be! Tahir annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Aferin! Şimdi tekrarlıyorum. Baştan. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli sesimiz yaşasın. Tamam, dersimiz bitti. Teneffüse çıkabilirsiniz. Sakın terli terli su içmeyin, olur mu? Hadi şimdi bahçeye. Hadi bakalım. Siz ne arıyorsunuz orada? Hiç, ben şey diyecektim. Evet. Affedersiniz, çok önemli bir şey söyleyecektim de. Buyurun. Şey, belki şaşıracaksınız ama ben sizi seviyorum.
Ne? Ya benimle evlenirsin ya da ben kendimi intihar ederim. Benimle evleneceğine sen bir doktora görsen daha iyi olacak galiba. Necla! Oğlum iyi yıka onu. Ha, onu yıkadıktan sonra öbür arabayı...